Efendim biz bugün kentin içinde ekibiyle birlikte çok özel bir organizasyon için çok özel bir yerdeyiz. Benim için de anlamı çok büyük bir Galatasaraylı olarak Ali Sami Yen Stadı'ndayız. Neden buradayız diye öncelikle hem merhabamızı paylaşalım istiyoruz hem de sizden duymak istiyoruz Cem Durum. Öncelikle merhabalar. Ali Sami Yen Stadı'nı bulmamızın nedeni Şişli Belediyesi Rakip Pul Cup. Halı saha turnuvasının finali bugün. İstanbul Ali Sami Yen Stadı'nda oynanıyor. Gerçekten müthiş bir stat. Tarih kokan bir stat ve bu statta başkanımız Mustafa Sarıgül'ün büyük katkılarıyla bugün finalimizi oynayabiliyoruz. 88 takımın bir aydır gerçekten kıyasıya mücadele ettiği bir turnuva. Ve bugün finalini Ali Sami Yen Stadı'nda güzel bir organizasyon yapma fırsatı bulduk. Ve güzel bir organizasyon oluyor. Bugün az sonra da kupayı başkan verecek. Heyecanlı maçımızı izliyoruz şu anda. Bir de kardeşinize dönelim. Deniz Durul'a dönelim. Çok uzun zamandır aslında bu organizasyonları siz üstleniyorsunuz. Evet, biz 4 senedir bu organizasyonu yapıyoruz. Şu anda da Şişli Belediyesi ile Mustafa Başkan önderliğinde çok güzel bir turnuva düzenliyoruz. Ve şu anda da final mücadelesi oynanıyor. İki takım da centilmence mücadele edecek. Bakalım kupayı kim alacak? Ben iki takımı da tebrik ediyorum. İki takım da bence şampiyondur. Harikasınız. Çok da güzel ödülleriniz var. Bunu biliyoruz. Ama onun öncesinde asıl ödül aslında Sayın Mustafa Sarıgül ve onun ekibinden geldi. Çok dostça bir mücadeleye başlayacak birazdan dedik biz. Onu da gösterdik sevgili seyircilerimize. Ama şunu biliyoruz ki aslında sportmenlik her şeyin ötesinde galiba. Kesinlikle. Zaten rakip pul olarak 4 yıldır ana felsefemiz her zaman bu oldu. Centilmenlik, her zaman fair play ve maç içinde devamlı olarak dostça mücadele. Ve bugün hem sahada hem de tribünlerde bunu yaşıyoruz. İki takım taraftarları beraber maç izliyor. Ve bundan sonra da bu izden hiç ayrılmayacağız. Mustafa Başkan'a bu konuda sözümüzü verdik. Efendim biz de bugün kentin içinde ekibi olarak sevgili Ali Sami Yen Stadı sevenleriyle belki de son maçlardan birinde burada olmaktan büyük mutluluk diyoruz ve sizi maçla baş başa bırakıyoruz. Efendim bugün aslında Şişli Belediyesi'nin çok özel bir etkinliği için Ali Sami Yen Stadı'ndayız. Sportmence bir maç olacağını biliyoruz ama Sayın Mustafa Sarıgül'ün olduğu yerde aslında her şey sportmence gelişiyor. Size sormak istiyoruz bugün niye buradayız? Belediyemiz personelinin kurmuş olduğu takım var. O takım diğer takımlarla maç yapıyor. Ve biz haftada iki akşam bütün belediye personelimiz, arkadaşlarımız, Şişli bölgesindeki diğer takımlarımızla bir de rakipbul.com'un organize ettiği bir müsabakalarla bugün final maçı oynanacak. Ben de arkadaşlarıma bir moral vermek için tarihi Ali Sami Yen'deyim. Ali Sami Yen de biliyorsunuz burada artık son maçlarını yapıyor. Daha sonra Aslantepe'ye gidecek. Ali Sami Yen'in buradan Aslantepe'ye taşınması projesini yıllar önce Türkiye'nin gündemine getirmiştim. Bugün şehir içindeki statlar komple şehir dışına taşınması lazım. Bugün Ali Sami Yen'de son maçımızı planlıyoruz. Son maç mı başladı? Daha maç olacak ama bu sonlardan bir tanesi değil. Peki efendim çok sportmence bir maç olacağını biliyoruz çünkü bütün belediyenin önemli personelini de burada görüyoruz. Evet. Biliriz ki çok güzel bir maç olur ve sizin de Şişli'deki sportmence yarışınız devam eder. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Kolay gelsin. Efendim bu Ali Sami Yen Stadı'ndaki çok özel karşılaşmada iki tane çok önemli aslında futbolcumuz da var. İkisi de belediye başkan yardımcısı Sayın Vasken Barın ve Sayın Abdülkadir Sezgin. Nasıl bir maç olacak? Vallahi herhalde güzel bir maç olacak. Bu bir antrenman niteliğinde. Tabii böyle birbirimizi kırmak, bir takım hilelerle maçı almak diye bir şey yok. Tamamen bir centilmenlik ve spor anlayışı içerisinde bir maç olacak. Öyle istiyoruz. Yoksa bir taraf iki gol fazla atmış, bir gol az yemiş. Yani bizim derdimiz o değil. Bizim gayemiz bir spor yapmak. Tabii belirli bir yaşa da gelmişiz. Bu yaşın gereklerine göre birbirimizi incitmeden seveceğim bir spor karşılaşması diyelim maçtan ziyade. Ne güzel efendim. Hemen Abdülkadir Bey'e de soralım. Efendim Ali Sami Yen'deki son maçlardan biri. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Efendim Sayın Başkanımızın sloganı kaslarımız sağlam olacak. Her yaşta spor sağlam
sağlıklı spor çerçevesinde biz de Ali Sami'nin hayatımızda çok maç gördük ama ilk defa bir maça çıkacağız. Her şeyde olduğu gibi yine Sayın Başkanımız Mustafa Sarıgül ikleri sayesinde. Size de sportmanca bir maç diliyoruz. Kolay gelsin. In your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you've got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, time and I'm not saying that it was, cause this is Africa. Time and I'm not saying that it was. This time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, if I'm a spot over. People are ready. This is your moment, no hesitation. Today's your day, feel it. You pave the way, believe it. You get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ana. Tamina, mina, hey, hey. For Africa. Efendim bahsettiğimiz üzere Ali Sami Yastan'daki son maçlardan bir tanesi sona erdi. Son derece de centilmenceydi ama sizin takımınız yendi Sayın Başkan. Peki sormak istiyorum, hani burada bulunuş sebebimiz çok özel ve önemli ve anlamlı. Bu büyük kadronuz ve ekibinizde siz hep Ali Sami Yen'de oldunuz. Bugünün anlamını siz bize bir kez daha özetler misiniz? Bugün bizim için benim için çok önemli ve çok anlamlı. Çünkü yıllar önce şehir içindeki statların şehir dışına taşınması gerekir diye proje sunmuştum. Ve tam 2004 yılında Ali Sami Yen Stadı Aslantepe'ye taşımalı demiştim. Çünkü burası önemli bir yer. Yılda 16 akşam ışıkları yanıyor. Daha sonraki akşam ışıkları kapalı. Aslantepe'ye taşınmalı diye söylediğim zaman bazıları bana gülmüştü. Bazıları dalga geçmişti. Bazıları da fiyasko proje demişti. Ama bugün o proje gerçekleşti. Çok kısa bir süre sonra Aslantepe'de Galatasaray maçlarını oynayacak. Ve sadece Galatasaray Spor Kulübü değil, ülke sporu son derece önemli bir tesis kazandı. Nasıl UEFA şampiyonası Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadında oynandıysa, nasıl Şampiyonlar Ligi finali Olimpiyat stadında oynandıysa, inanıyorum ki bir gün Dünya Kupası'nı Türkiye alacak ve Türkiye milli takımı da Aslantepe'de o büyük maça çıkacak. Siyasi adamların hedefi olması lazım, belediye başkanlarının hedefi olması lazım ve o hedefi önceden tespit edip o hedefe doğru da koşulması gerekir. Bu benim için çok önemli bir projeydi. Gerçekten Ali Sami Yen'de sayısız milli maçlar oldu, sayısız UEFA maçları oldu, sayısız Şampiyonlar Ligi maçları oldu. Bu heyecan artık Aslantepe'de devam edecek. Ali Sami Yen yoruldu, sahamız yoruldu, tribünlerimiz yoruldu ve şimdi son final maçlarımızı burada oynayarak Ali Sami Yen'e çok güzel bir şekilde yavaş yavaş
veda etmeye hazırlanıyoruz. Aslantepe'ye de ülke sporuna hayırlı olsun, uğurlu olsun diyoruz. Efendim tabii siz buradan veda ederken aslında biraz bu tam kadro ekibinizde buruk da ayrılacaksınız. Bunu biliyoruz. Buranın sizin için çok özel anlamını hep vurgularsınız. Ama gene orası da Şişli bölgesinde. Bir başka deyimle de Şişli'yi de sınırlara sığdırmak mümkün değildir. Çok doğru. Biz başarının olduğu yerde, centilmenliğin olduğu yerde, demokratik mücadelenin olduğu her yerde varız. Yeter ki mücadeleler demokratik olsun, mücadeleler güzel olsun ve en sonunda da başarılı olan kazansın ve demokrasinin de zaten ana özü bu. Demokrasi kültürümüz de bize yıllardan beri bunu öğretti. O nedenle Ali Samiyen buradan biz buruk ayılıyoruz ama daha büyük başarılar için de Aslantepe'ye doğru koşuluyor ve Türkiye'nin değil Avrupa'nın şu anda çok önemli bir tesisini buradan ben TOKİ Başkanımız Sayın Erdoğan Bayraktar'a da çok teşekkür ediyorum. TOKİ Başkanımız Erdoğan Bayraktar'ın son derece önemli katkıları oldu. Bizim projemizi başından sonuna kadar destekledi. Ve zaten bu el birliğiyle Şişli Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, TOKİ hep birlikte yaptığımız güzel bir eseri inanıyorum ki önümüzdeki aylarda ülke sporun hizmetini açacağız. Biz de orada sizi takip etmeye devam edeceğiz Sayın Başkan. Ve biz de maçın geri kalan kısmını yine sizinle birlikte burada izleyeceğiz. Evet. Teşekkür ederim. Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all. This is Africa. Zamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Zamina, mina, zakewa. This time for Africa. Today's your day, feel it. You pave the way, you believe it. You get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tami, nami, na, san, kalewa. This time for Africa. Tami, nami, na, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tami, nami, na, san, kalewa. Anawa, ana. Tami, nami, na, hey, hey. Evet, bu güzel mücadelenin sonunda tabii ki kupayı alan taraf belli oldu. Sizsiniz, çok güzel ödüller de geldi ama ne söylemek istersiniz? Öncelikle bugün bir önceki maçtan cezalı olduğum için ben oynayamadım. Arkadaşlarım çok iyi mücadele ettiler. 1-0 geriye düşmemize rağmen maçı kazanmasını bildik. Finallerin takımıyız zaten, alışıyoruz. Kupayı da hak ettik mi diyorsunuz? Sonuna kadar. Arkadaşlar bu güzel centilmence mücadele için biz de size teşekkür ediyoruz ve kupayı bir kere daha bir de ben vermek istiyorum. Sağ olun. Hadi abi. This time for Africa. Listen to your dad, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. It almost got over. People are raising their expectations. Go on a feed and this is your moment. No hesitation. This time for Africa. Tami na mi na, eh eh. Waka waka, eh eh. Tami na mi na, sakalewa. Anawa ana. Tami na mi na, eh eh. Waka waka, eh.
Sami na mina, 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 sami na mina